Herkese yeniden mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Bugün yine ilginç, ilgi çekici bir video ile karşınızdayız. Bugün anlatacağımız konu hem çocuklar aslında hem de yetişkinleri ilgilendiriyor. Çünkü bu belirtileri hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görmek mümkün. Neyden bahsedeceğiz bugün? Bugün halsizlik ve yorgunluktan bahsedeceğiz. Sık sorular geliyor bu konuyla ilgili. Hocam işte kendimi çok yorgun hissediyorum. Bizim kendi yakın çevremizdeki tanıdıklarımızdan da duyabiliyoruz böyle şeyler. Ya da hocam çocuğum sürekli kendini yorgun hissediyor, halsizlik hissediyor, bitkin hissediyor. Bu neden kaynaklanıyor olabilir? Ne yapmam gerekiyor? Bu konuyla ilgili mümkün olduğunca halsizlik ve yorgunlukla ilgili nedenleri ve bunların tedavisinden bahsetmeye çalışacağız. Peki halsizlik ve yorgunluk, halsiz hissetme, yorgun hissetmenin nedenleri neden olabilir? Tabi bunlardan birinci olarak ilk aklımıza gelen tabii ki neden? Genellikle vitamin ve mineral eksikleri. Vücudumuzda bulunması gereken, belli düzeylerde bulunması gereken vitaminler ve mineraller var. Bu vitaminler ve mineraller vücudumuzda azaldığında genellikle halsizlik ve yorgunluk belirtilerine neden olabiliyor. Nedir bu vitamin ve mineraller? İşte bunlar işte demir, başta olmak üzere çinko, D vitamini, B12 gibi D vitamin ve mineraller vücudumuzda eksildiğinde genellikle halsizlik, yorgunluk belirtileri ortaya çıkabilir. Dolayısıyla eğer çocuğunuzda ya da sizde de halsizlik, yorgunluk belirtisi varsa bunlardan, bu vitamin veya da minerallerden eksik olanlar olabilir. Ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki çocuk doktorunuza ya da aile hekiminize başvurmanız gerekiyor. Eğer uygun görülürse tahliller yapılır ve tahlil sonuçlarına göre de size işte vitamin eksikliği ya da mineral eksikliği olup olmadığı söylenir. Peki hocam böyle bir eksiklik varsa bu durumda ne gibi belirtiler ortaya çıkar? Şimdi mesela demir eksikliği varsa demir eksikliği halsizlik, yorgunluk yanında genellikle çocuklarda konjonktiva dediğimiz göz kapaklarının iç kısımlarında, dudak çevrelerde ve dudak uç kısmında solukluk yapabilir. Gene belirgin belirtilerinden bir tanesi. Bunun dışında özellikle demir eksikliği küçük bir çocuklarda katılmalara neden oluyor. Mesela bazen geliyor aileler bize. Hocam benim çocuğum ağladığında katılıyor. Yani ağlarken çok yoğun ağlıyor ağlıyor ve birden nefessiz kalıyor diye söylüyorlar. Mesela bu katılma dediğimiz durumlar genellikle ciddi bir belirti, ciddi bir problem oluşturmuyor. Ancak bunların çok büyük bir kısmının aslında nedeni ya da artmasına neden olan şey demir eksikliğidir. Dolayısıyla demir eksikliği olan bir çocukta halsizlik, yorgunluk, solgunluk dışında katılma gibi belirtiler de ortaya çıkabiliyor. Başka hangi vitaminler ne gibi durumlar neden olur? Mesela B12 eksikliğinden bahsedecek olursak B12 eksikliği ise genellikle halsizlik, yorgunluk dışında nörolojik semptomlar neden olur. Yani nörolojik ve psikolojik, yani duygu durum bozuklukları kişilerde, çocuklarda, yetişkin olsun, böyle depresyon, onun dışında işte böyle aşırı sinirlilik hali gibi psikolojik durumlara neden olabiliyor. Hatta B12 eksikliği çok fazla ilerlerse, yani çok ciddi düzeylerde B12 eksikliği olursa bazen nöbetlere dahi neden olabiliyor B12 eksikliği. Bu anlamda B12 eksikliği de gene takip edilmesi gereken vitaminlerden bir tanesi. Bunun dışında çinko eksikliği olabiliyor tabii ki halsiz ve yorgun olan insanlarda. Çinko eksikliğinde de genellikle işte halsizlik ve yorgunluk dışında işte ellerde, ayaklarda döküntü, kaşıntı, lezyonlar, gariple işte döküntüler, garip lezyonlar çıkabilir. Ağız içinde gene benzer lezyonlar çıkabilir. Bir de gastrointestinal dediğimiz mide bağırsak sistemini etkileyebilir çünkü. Çünkü bağırsak düzenleyicisidir aynı zamanda. Dolayısıyla çinko eksikliği olan bir kişide, bir çocukta ya da yetişkinde tekrarlayan ishal ya da kabızlık durumları da olabilir. Dolayısıyla halsizlik, yorgunlukla birlikte işte el, ayak, ağız içinde tekrarlayan döküntüler olan, bunun dışında işte bağırsak problemleri, ishal ya da kabızlık tabloları olan tekrarlayan kişilerde mutlaka gene çinko eksikliğini de düşünmek ve akılda bulundurmak gerekebiliyor. Bunun dışında tabii ki gene D vitamini eksikliği de halsizlik, yorgunluk gibi tablolara neden olabileceğini unutmamak gerekir. Peki hocam, böyle vitamin mineral eksikliği olan bir çocukta ya da yetişkinde beslenmede ya da evde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir kere vitamin mineral eksikliği şöyle bir şey var. Mesela demir ve çinko genellikle aynı. Bu mineraller genellikle şu benzer besinlerde bulunur. Ne gibi? Demir, çinko eksikliği olan insanların mümkün olduğunca bu besinlerden zengin olan et, kırmızı et ve beyaz et tüketebilir. Mesela bunlarda demir ve çinko miktarı oldukça yüksektir. Bunun dışında işte çerezlerde badem, ceviz, işte üzüm gibi çerezlerin içerisinde gene demir ve çinko oranı oldukça yüksektir. Bunlar tüketilebilir. Gene yeşil yapraklı sebzelerde de demir ve çinko bol miktarda bulunduğu için bunlar da gene çocuklarınıza tükettirebilirsiniz. Demir veya çinko eksikliği varsa ya da böyle bir şey düşünüyorsanız. Bunun dışında işte B12 eksikliği varsa ne yapmak gerekiyor? B12 eksikliği zaten B12 temelde hayvansal gıdaların içerisinde bulunur. Yani et, işte balık, süt, yumurta gibi hayvansal gıdalarda bol miktarda bulunan bir vitamindir B12 vitamini. Dolayısıyla hayvansal gıdaları az tüketen insanlarda, özellikle vejetaryenlerde sık karşılaşacağımız bir sorundur. Bu insanlarda B12 eksikliği olabilir. Bu durumda da tabii ki hayvansal gıdaların tüketilmesini arttırmak gerekiyor. Peki hocam, D vitamini eksikliği var ya da D vitamini eksikliği olduğunu düşünüyoruz. Burada ne tüketmemiz gerekiyor? Aslında D vitaminini destekleyecek bir gıdamız
yok. Çünkü D vitamini temelde vücuda gıda yoluyla girmiyor. Nasıl o D vitamini vücuda giriyor? D vitamininin aslında vücutta aktif hale geçmesi ya da aktif şekle dönüşmesi güneş ışınları oluyor. Dolayısıyla D vitamini eksikliğiniz varsa ya sizde ya da çocukta, size önereceğimiz şey günlük 20 dakika yarım saat gibi sürelerle çocuğunuzu ya da kendiniz işte güneşe çıkmak olacaktır. Güneşe çıkarken tabii mümkün olacak kafa kısmını korumakta fayda olabilir. Şapka kafa gibi. Onun dışında kollar işte yaz aylarıysa şort giyerek bacaklar açık şekilde güneşe çıkarırlar. Bilirsiniz çocuğunuzu bu şekilde D vitamini sentezini arttıracaktır. Ancak tabii ki bu söylediğimiz şeyler çocuğunuzdaki vitamin ve mineral eksikliğini gidermek için yeterli olmayabilir. Çünkü eğer ağır düzeyde eksiklik varsa bu sefer tabii ilaç takviyesi gerekir bu saydığımız vitamin ve mineralle ilgili olarak. Ancak İlaç takviyesini mutlaka çocuk doktorunuza ya da aile hekiminize danışarak kullanınız. Çünkü çocuk doktorunuza ya da aile hekiminize danışmadan kullanacağınız ilaçlar çocuğunuza yarardan çok zarar getirebilir. Bu nedenle asla ve asla vitamin de olsa mineral de olsa asla doktorunuza, hekiminize danışmadan ilaç kullanmanızı istemiyoruz. Bunu ben hemen hemen her videomda mutlaka söylüyorum. Peki hocam, vitamin mineral eksikliği dışında nedenler de kişilerde, çocuklarda ya da yetişkinlerde böyle sürekli bir halsizlik, sürekli bir yorgunluk hissine neden olabilir mi? Olabilir. Neler olabilir? Bunlar içerisinde yine vitamin ve mineraller dışında en sık halsizlik ve yorgunluk yorgunluğa neden olan tablolardan bir tanesi psikolojik nedenler. Nasıl yani? İşte depresyon, onun dışında depresif duygu durumu, psikolojik bazı sorunlar, stres. Bunlar tabii ki kişide halsizlik ve yorgunluğa neden olabilir. Bu hem yetişkinler için gene geçerli hem de çocuklar için. Peki hocam, küçük bir çocuğu işte strese ya da depresyona sokan neler olur? Neler olur? Basit, sizin için basit gördüğünüz nedenler bile çocuklarda stres ya da depresyon gibi durumları tetikleyebilir. Ne gibi mesela? Mesela bir okul değişikliği. Çocuğun bir okuldan başka bir okula geçmesi. Sınıf değişikliği, öğretmen değişikliği. Mesela bunlar ya da taşınma, bir yerden başka bir yere taşınma çocuğunuzun psikolojisini etkileyebilir. Bunları göz önünden bulundurmak gerekir. Bunun dışında çocuğun okulda işte öğretmeniyle, sınıf arkadaşıyla, okuldaki ortamdaki diğer kişilerle yaşadığı sorunlar tabii ki çocukta strese, kaygıya ve halsizlik, yorgunluk durumuna neden olabilir. Başka neler olur? Başka aile içinde yaşanan problemler, aile anne baba arasında yaşanan sorunlar, tartışmalar, işte daha ileriki evrede boşanma gibi durumlar. Bunlar gene çocukta strese ya da kaygıya neden olur. Bazen de yeni doğan bir kardeşte, özellikle büyük çocuklarda stres ve kaygıya neden olabilir. İlginin büyük çocuktan küçük çocuğa, yani yeni doğan bebeğe kayması da çocuklarda stres, kaygı, halsizlik, yorgunluk gibi semptomları tetikleyebileceğini unutmamak gerekir. Dolayısıyla böyle bir durum varsa ya da böyle bir durumdan şüpheleniyorsak ne yapmak gerekir? Bir kere nedeni ortadan kaldırabiliyorsak kaldırmamız gerekir. Yani çocuğun eğer okulda, sınıfında işte bir şekilde problem yaşadığını düşünüyorsa çocukta okul ya da sınıf değişikliği yapabiliriz. Yani böyle bir yardımcı olabiliriz. Aile içinde sorunlar varsa bunlar giderilmeye çalışılabilir. Ancak bunlarla sorunu çözemiyorsak tabii ki mutlaka psikoloğa ya da pedagoğa, çocuk psikiyatrisine başvurmakta fayda olacaktır böyle bir durumda. Eğer yetişkin bir insandan bahsediyorsak da yetişkin psikiyatrisine tabii ki gidebilir. Peki hocam, bunun dışında gene halsizlik, yorgunluk belirtileri yapan rahatsızlıklar var mı? Var. Birçok var. Gene bunların içerisinde sık nedenlerden bir tanesi tabii ki enfeksiyonlar. Ne gibi enfeksiyonlar? İşte boğaz enfeksiyonu, sinüzit, ne bileyim işte idrar yolu enfeksiyonları, bağırsak enfeksiyonları, ishal, kusma gibi tablolar da çocuklarda halsizlik, yorgunluğa tabii doğal olarak yapabilir. Neden? Çünkü vücut enfeksiyonla sürekli olarak mücadele ettiği için enfeksiyonlar, özellikle sık tekrarlayan enfeksiyonlar çocuklarda halsizlik, yorgunluk, büyüme, gelişme geriliği gibi tablolara neden olabilir. Bunun dışında enfeksiyonlarla ilgili bilmemiz gereken nedenlerden bir tanesi de enfeksiyonların başlangıç aşamasında, yani daha belirtiler ortaya çıkmadan, yani bazen işte bir üst solunum yolu enfeksiyonu ya da ishal tablosu ortaya çıkmadan bir gün önce falan çocukta işte halsizlik, yorgunluk belirtileri ortaya çıkabilir. Ondan sonraki 2 gün eğer çocukta ateş, kusma, ishal gibi belirtiler ortaya çıkıyorsa o bir gün önceki halsizlik, yorgunluk belirtileri büyük ihtimalle o enfeksiyonun aslında habercisidir. Bunu bilmekte fayda var. Enfeksiyon durumlarında ne yapacaksınız? Tabii ki tedavi edilmesi gerekiyor. Eğer özellikle şiddetli bir enfeksiyon durum varsa, yoğun kusma, ishal varsa, yüksek ateş varsa, aşırı öksürük varsa, şiddetli baş ağrısı gibi durumlar varsa tabii ki mutlaka çocuk doktorunuza ve yine aile hekiminize başvurmanız ve orada muayene edilerek gerekli tedavinin düzenlenmesi gerekiyor. Genellikle tedavi sonrası çocuklarda bu halsizlik, yorgunluk semptomları azalacaktır. Ancak şiddetli enfeksiyonlardan sonra, tedavi bittikten sonra da belli bir süre, 1 hafta 10 gün gibi çocuklarda yine halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık gibi semptomlar düzelebilir. Ancak genellikle tedaviden sonra 1 haftalık süreçte ya da 10 günlük süreçte bu semptomlar büyük oranda azalarak kaybolacaktır. Bunun dışında tabii ki basit enfeksiyonların dışında kronik rahatsızlıklar da kişilerde, hem çocuklarda hem yetişkinlerde halsizlik, yorgunluk ve kendini yorgun hissetme gibi durumlara neden olabilir. Neler var? Bunlara örnek verecek. Mesela tiroid, hipotiroid, tiroidin az çalışması mesela kişide halsizlik, yorgunluk semptomlarına neden olabilir. Bunun dışında kalp problemleri kişide halsizliğe, yorgunluğa neden olabilir. Özellikle işte halsizlik, yorgunlukla birlikte çarpıntı oluyorsa, işte kişi çocuk ya da büyük koştuğunda, oynadığında, efor harcadığında göğüs ağrısı hissediyorsa ya da işte çocuğunuzda bir şekilde ağız çevresinde,
gibi bölgelerde morluk, morarma gibi şeyler görüyorsanız halsizlikle birlikte kardiyolojik bir problemin belirtisi olabilir. Mutlaka bu durumda tabii çocuk doktorunuza, mümkünse çocuk kardiyoloji doktoruna gitmenizde fayda olacaktır. Yine mide bağırsak sistemini etkileyen, gastrointestinal sistemi etkileyen problemler kişilerde, çocuklarda halsizlik ve yorgunluğa neden olabilir. Yani çocuğunuzda halsizlik ve yorgunlukla birlikte eğer işte karın ağrısı, mide ağrısı, yanma, ağız ağacı su gelmesi, diş çürükleri gibi problemler varsa bunlar gastrit ve reflü belirtisi olabilir. Bazen işte kilo alamama beraberinde eşlik edebilir bu tür durumlara. Bu tür durumlarda gene gastroenteroloji doktoruyla görüşmenizde fayda olacaktır. Yani bunun dışında tabii böbrekler, işte karaciğer, akciğer, yani birçok organların kronik rahatsızlıklar, romatolojik hastalıklar, işte metabolik hastalıklar gibi birçok kronik hastalıklar da kişilerde tabii uzun süren halsizlik, yorgunluk belirtilerine neden olabiliyor. Onlara çok ayrıntılı girmeyeceğim çünkü çok gerçekten ayrıntılı hastalıklar ve konular. Genel olarak halsizlik ve yorgunlukla ilgili sık gelen soruları cevaplamaya çalıştım. Buraya kadar bizi takip ettiğiniz için, kanalımızı takip ettiğiniz için, abone olduğunuz için herkese çok teşekkür ediyoruz. Mutlu, sağlıklı günler diliyoruz.